Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde Yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah. Çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir tane model var arkadaşlar. Onu arıyorum. İğne oyası halini göstereceğim tabii sizlere bulabilirsem. Evet arkadaşlar şimdi iğne oyası halini göstereceğim. Biz nasıl tığa çevirdik onu göreceksiniz. Ayşe'nin iğne oyaları adlı kanalın bir modeli. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir iğne oyası modeli ben yalnız bunu 1 2 3 4 boncuk konmuş ya yapraklar ben bunu 5 boncuk yaptım şuradaki ile beraber 6 şimdi görelim bakın o kadar zarif güzel oldu ki gerçekten ben çok beğenerek yaptım modeli çıkardım sizlerin karşısına geldim bir diğerini de sarı ile yapacağım ee, dediğim gibi her motifte 6 tane boncuk gidecek arkadaşlar. Güzel olmuş değil mi? Sar ee, sarı boncumun üzerine boncu pardon sarı ipimin üzerine boncuklar mı koydum? Şimdi ilk önce alt kısmını ve şu yeşil ilmek kısmını yapacağız. Şöyle iplerimizi de alalım bir kenara. Ayşe'nin iğne oyaları kanalının eline emeğine sağlık iğnesi kadar güzel oldu diyebilirim. Çok da böyle şey kalıp gibi bir model oldu arkadaşlar. Ben buradaki ilmekleri neyle yaptım? Bununla yaptım. Bu nedir arkadaşlar? <laughs> hani böyle bir kiloluk tereyağı veya yoğurt kovalarının sapı bu. Ama kalemle de yapabilirsiniz. Böyle küçük bir kilo kovalar var ya onun sap kısmı arkadaşlar sapı. Dediğim gibi kalemle de yapabilirsiniz. Hemen hemen aynı boyutta oluyor zaten. Dondurma çubuğuyla da yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce bu modelin alt kısmını göstereceğim. Sonra kaç ara ver, vermiş oldum onu göstereceğim. İpimi tığ batısına sabitledim. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ bat diye girdim. 2 2 çektim 1 2 3 zincir çektim bu aradan girdim kapattım 3 zincir çektim hemen yanındaki tığ battı da sabitledim indim aşağı 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim şimdi bu şekilde iken 8 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum buradaki tepemdeki o 3 zincirli küçük tepeme 8 adet zincirimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum rahat dönmek adına giriş yaptım yuvama bir sık iğnesi bir zincir burada ilmeğimi genişlettim dediğim gibi bu aparatımı kullanarak taktım bu birinci yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde bir iki adet zincir çekip aparatıma taktım bu ikinci yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde iki adet zincir çektim ve taktım üçüncü yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde iki adet zincir çektim ve taktım dört bir kez daha gösteriyorum yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde iki adet zincir çekip taktım beş 11 tane ilmek çıkarıyorum buraya şu an 11 tane ilmeğimiz oluştu. Tekrar yuvaya giriyorum. İpin ucuna alıp bir zincir çektim. Yuvaya bir sık iğnesi yaptım. Bakın şimdi bu alttaki bu araya giriyorum. Buradan da bir sık iğnesi yapıp 3 adet zincir çekiyorum. Hemen aşağıdaki ilk tığ battığı da girip sabitliyorum. Alt kısmımız bu şekilde yapılıyor. Şimdi vereceğim ara 3 zincir çekip yanda kapatıyorum bu bir 3 adet zincir çekip yanda kapattım 2 3 adet zincir çekip yanda kapattım 3 ben 12 tane bu işlemi yapıyorum araya şurada 12 tane ara var 12 kez tığ battı boşluğu verdim arası şimdi ne yapıyorum yine 3 zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum 2 2 çektim 1 2 3 zincir bu aradan girip kapattım 1 2 3 zincir yandaki tığ battıya sabitledim 3 adet zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce ikişer ikişer çekelim şimdi burada 8 adet zincir çekiyorum Pardon 9 oldu sökelim birini ve dönüş yapıp bu yuvada kapatıp yine bu işlemi yapıyoruz. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ilmeklerimizi çıkartalım. Şimdi sarı rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Burası düz yüzü. Tersini döndürüp ilk kurma işlemini tersinden yapıyorum. İlk ilmeğimin içerisine girdim ipimi sabitledim 4 adet zincir çekiyorum hemen yandaki ilmeğimin içerisine giriyorum şöyle düzeltip yönlerini sabitliyorum 4 zincir çektim hemen bakın yandaki ilmeğimin içerisine giriyorum yönlerini düzgün olmasına dikkat ederek girdim kapattım 4 zincir çekip yandaki ilmeğin içerisine giriyorum kapatıyorum bu sırayı bu şekilde 4 zincir yandaki ilmeğin içerisine girdim kapattım 4 zincir hemen yandaki ilmeğin içerisine girip kapattım 4 zincir. dönmüş olmasın ilmeklerinizi arkadaşlar 4 zincir yandaki ilmeğin içerisine kapattım 4 zincir 4 zincir son ilmeğim bu şekilde 3 zincirle dönüş yapıyorum şimdi 3 zincire girip buradan ilk araya kapatıyorum 6 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 şimdi boncuklarımızı alalım bu tarafa 5 tane bir tane boncuk atıyorum 6 adet zincir çekince ilmeğimi çıkardım boncuğun arkasından tığımı giriyorum ilmeğimi alıyorum zincirin üzerine geçirdim yandaki yuvaya girip kapattım 1 2 3 zincir çekip yandaki yuvaya bakın yandaki araya girip kapatıyorum tekrar 6 adet zincir boncuk atıyorum ilmeğimi çıkardım. Boncuğun arkasından tığımı girip ilmeğimi ucuna alıyorum tığımın. Boncuğun içinden ilmeğim geçirince zincire düşüyor. Hemen yandaki yuvaya girip kapatıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya girip kapatıyorum. Tekrar 6 adet zincir boncuk atıyorum arkasından girdim. Taktım ilmeğimi. Geçirdim arasından. Hemen yandaki araya girip sabitliyorum. Tekrar 3 adet zincir. Yandaki yuvaya girip kapattım. 6 adet zincir. Yine boncuk atıyorum ilmeğimi çıkardım boncuğun arkasına girip ilmeğimi aldım içinden geçirdim zincirin üzerine hemen yandaki araya girdim sabitledim 3 adet zincir yandaki boşluğa girdim kapattım 6 zincir yine boncuğumu attım arka kısmından girdim ilmeğimi alıyorum geçirdim arasından bakın yandaki araya sabitledim şimdi 3 adet zincir çekiyorum bakın aralar bitti ama burada ilk ilmeğimizin içerisine girerek kapatıyorum bu 3 adet zinciri buradan ilk ilmeğin içerisine girip 3 adet zincirim kapatmış. Anki işlemimiz budur. Şimdi şimdi 12 adet zincir çekiyorum burada. Evet dönüş yapıyoruz. Bakın bu aralarda 3 zincirler var. Girdim, kapattım. Tekrar 12 adet zincir. 9 10 11 12 Bakın bu aradaki 3 zincire girip kapatıyorum. 12 zincir aradaki o 3 zincire girip kapatıyorum. Şu anki işlemimiz bu şekilde. 12 zincir, aradaki o 3 zincire girip kapattım. 10 11 12. Burada köşede ilk üç zincirimiz var. Buraya girip kapattım. Ve dönüş yaptık. Şimdi burası dolana kadar 2 zincir çekip dolduruyorum. 2 zincir çektim. 12 zincire girip kapattım. 2 adet zincir girdim, kapattım. 2 adet zincir girip 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 kapattım. Şimdi yandaki yuvaya bir sık iğne giriyorum. Burası da dolana kadar 2 zincir çekip kapatıyorum. 2 zincir çek, kapat. 2 zincir çek, kapat. Bu şekilde zincirlerin üzerine dolduruyoruz. 9 ve 10 kez doluyor arkadaşlar 2 zincir çekip kapatarak şimdi yandakine bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum burayı da aynı şekil burayı da aynı şekil doldurup dönelim Evet arkadaşlar son sık iğnemi de şuradan batarak dibinden sabitledim bir de zincir çekip ipimi kestim şu anki işlemimiz budur. Şimdi şu ön kısmına da aynı işlemi yapacağız. Şimdi ön kısmına nasıl yapıyorum? Yine sarı rengimi sabitliyorum. Bunun dibinden bakın burada. Bu kısımdan giriyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. Yine 6 adet zincir çekiyorum. boncuğumu atıp ilmeğimi çıkarıyorum boncuğu aynı yukarıda yaptığımız gibi geçiriyoruz üzerine Bakın buradan giriyorum şimdi buraya sabitliyorum karşısına burada 10 adet zincir çekiyorum 3 Pardon 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle tutuyoruz. Yine bu battığım yeri arkadaşlar. Dibinden battım, kapattım. 2 zincir çekip dönüş yaptım. Şimdi bu 10 adet zincirimin üzeri yine dolana kadar 2 zincirle dolduruyorum. 2 zincir çek kapat. 2 zincir çek kapat. 2 zincir kapatalım. 2 zincir kapatalım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım bu şekilde. Bakın. şuradan arayadan girip bir sık iğnesi bir de zincir çekip ipimizi keselim şu ipleri temizleyelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın